7 Haziran 2015 seçimleriyle Rize'de bir dönem kapanacak, yeni bir dönem başlayacak. 2011 genel seçimlerine dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Milletvekili Nusret Bayraktar ve Hasan Karal'la giren AK Parti, Rize'den 3 milletvekili çıkarmayı başardı. Dört yıl boyunca Rize milletvekilliğini yürüten 3 isim, birçok projeyi Rize'ye kazandırmanın yanında STK'larla ve vatandaşlarla kurdukları diyaloglarla da beğeni topladı. Ortak dili ve ortak aklı kullanarak da Rize için yapılması gereken mega projeler üretilmiş ve bu mega projelerin gerçekleşmesi yönünde çok ciddi adımlar atılmış bir dönem olarak biz görüyoruz. Bunların bir tanesi Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı Bey, bir tanesi Nusret Bayraktar Bey. Ben onlara da teşekkür ediyorum bugüne kadar ilimize yaptıkları hizmetlerinden dolayı. Hasan Bey'e, vekilimize müteşekkiriz. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla böyle iki ayda bir araya gelip Rize'nin meselelerini birlikte değerlendirmek bizim de zaten arzuladığımız bir konuydu. Sayın Hayati Yazıcı uzun süre bakanlık yapmıştı. Ankara'da daha ziyade fazlasıyla zaman bulabildi. Burada zaman zaman o da geldi gitti. Buradaki projeleri birlikte değerlendirme imkanı oldu. Nusret Bey'le o daha ziyade oradaki istek ve talepleri karşılama babında gayretlerini göstermiştir. Hayati Yazıcı ve Nusret Bayraktar'ın 3 dönem kuralına takılması nedeniyle aday olmadığı 2015 genel seçimlerinde bu 3 isimden sadece Hasan Karal yeniden milletvekili adayı oldu. Ve projelerimizin takibi noktasında Sayın Hasan Bey'den çok ciddi gayretler gördüğümüzü de ifade edebilirim. Bizim şu ana kadar özlediğimiz bir milletvekili posteri sergiledi. Bu bizi memnun edici oldu. Bugüne kadar her an kendisine ulaşabildik. Ulaştığımız zaman da sorunlarımızı anlatabildik. Milletvekilliği boyunca haftanın 4 gününü Rize'de geçiren, sık sık STK'larla bir araya gelen, köy ve esnaf ziyaretlerini hiç eksik etmeyen, takip ettiği projelerle hem Ankara'nın hem de Rizelilerin dikkatini çeken milletvekili Hasan Karal, bu yılda 21 aday adayıyla seçim yarışında olacak. Rize'mize gelip insanlarla buluşan, yani bizimle diyaloğunu hiç koparmayan, aradığımızda telefonlarımıza cevap veren bir kişilik olarak gerçekten biz Hasan Karal milletvekilimi her zaman takdir etmişizdir. 7 Nisan'a kadar sürecek aday adaylık yarışında ipi kimin ya da kimlerin göğüsleyeceği bilinmez ama Rizelilerin sesi konumundaki STK'ların kafasındaki milletvekili profili oldukça net. Milletvekillerinin bizce önemli olan önceliği şu olmalı. Yani Rize'ye, bölgemize, ülkemize ciddi anlamda gayret ve efor sarf edebilecek, elini taşın altına sokabilecek ve kendisini bu millete hizmete ve hizmetkarlığa adayacak insanlardan olmasını şahsen talep ediyoruz. Memleketimizde insanların arasında bu insanlara fayda sağlamış, insanların derdiyle, sorunlarıyla ilgilenmiş, bu hususta siyaset yapmış, çalışmış, bu gibi insanları vekil olarak görmek istiyor. Daha çok proje üreterek bizimle istişare içinde olacak ve bizimle beraber bu istişareleri yapacak, yatırımları takip edecek, halkımızla iç içe olacak, bizimle kaynaşacak olan bir milletvekilliği kriterini tabii ki talep etmekteyiz. Yani